Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz e, dinin hayatın tamamına şamil olmasının bir gereği olarak hayatın tamamıyla ilgili bize tavsiyelerde bulunmuş, öğütlerde bulunmuş. Mesela e, tıp alanında en önemli tavsiyesi Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin tedavinin başı perhizdir diyor. Yani yediğine içtiğine dikkat edeceksin. Eğer bir hastalık söz konusu olduysa, o zaman o hastalığa sebebiyet veren şeyleri yeme içmeden uzak duracaksın. İnan aleh. Böylelikle insan kendisini tedavi edecek. Ama eğer bir insan kendine bile bile zararlı olan şeyleri yeme içmeye devam ederse, istediği kadar ilaç tüketsin, onun hastalığı iyileşmez. Bugün de birçok hastalığı efendim. E, perhizle tedavi ediyorlar. İşte şeker hastalığı en bariz hastalıklardan bir tanesi eğer karbonhidratsız yani şeker muhtevasız beslenme alışkanlığı edinirse biri o illetten kurtuluyor. Ama bugün onun yerine 3 öğün ye, 5 öğün ye, 8 öğün ye, üstüne bir de insülün yap, ilaç kullan diye bir şey var. Kaldı ki e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tıp ile ilgili tavsiyeleri de işin uzmanı olan yani hem tıp yönü hem de dini tahsili bulunan hocalarımız, alimlerimiz eskiden beri şöyle değerlendiriyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tıbbi tavsiyeleri yani peygamber tıbbi denilen, tıbbi nebevi denilen tıbbi tavsiyeleri mutlak surette uzmanı tarafından kişiye özel tavsiye edilmelidir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde de gördüğümüz üzere Efendimiz'e aynı soru farklı farklı kişiler tarafından soruluyor. Hepsine farklı cevap veriyor. Aynı şekilde tıbbi alanda da sorulan sorulara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam farklı cevaplar verebiliyor. Binaenaleyh hacamat olsun, veya benzeri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tıp alanındaki bize nasihatları tavsiyeleri uzmanları tarafından o kişiye ne kadar fayda getirip getirmeyeceği bilinerek tavsiye edilmeli. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatta Kur'an-ı Kerim e, balda şifa olduğunu söylüyor ama eğer bünye e, bir defa kimyasallarla zehirlenmiş şeker hastalığı gibi bir hastalığa müptela olmuşsa biri, işte bal şifadır, ben bal yiyeyim, tedavi olayım diye düşünürse, Allah muhafaza etsin, zehirlenip ölebilir. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, birilerine yönelik bir şeyi tavsiye etmiş, bir başkası da peygamber tavsiye etmişse ben de yapayım diye düşünüp yaparsa, kendisine zarar verebilir. Niye? Tıbbi danışmanlıklar, Tıpkı e, hukuki danışmanlıklar gibi kişiye özel bir süreçtir. Kaldı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bal şifadır dediği hangi bölgenin balıdır, hangi çiçeğin balıdır, hangi hastalığa iyi gelir bunu yine uzmanları tarafından tespit etmek lazım. Mesela hacamat demek kan aldırmak demek belli usullerle insanın kan aldırması demektir bazı bünyeler vardır ki bunlar zayıftır. Bunların kan aldırması zarar eder. Yani adam zaten kansızdır. Bir de veya işte bir takım hastalıklar var. Kan durdurulamıyor mesela. Böyle bir kimseye hacimat yapılsa kan durdurulamaz ve Allah muhafaza etsin. Ben bir sünnet yapıyorum diye ölümüne sebebiyet verebilir. Ama işin uzmanı olan kimseler kişinin bünyesine de bakarlar, hastalığına bakarlar. Ona göre derler ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu tür olaylarda, bu tür şahıslar için, hacamatın şifa olduğunu söylemiştir. Siz de hacamat yapın. Binaenaleyh, eğer e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi olan bir şey, uzmanların kişiye tavsiye etmesiyle birleşirse, bunun yapılması, yerine başka şeyin yapılmasına göre daha uygundur, sevaptır. Mesela mısvak kullanmak. Şimdi mısvak ağzı temizlemek için, dişleri temizlemek için, dili, damağı temizlemek için kullanılan bir alet. Nitekim Hz. Peygamber Efendimiz matharatun lilfem, ağzı temizler diyor. Mısvak yerine fırça kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Ama fırçanın kullanımıyla mısvağın kullanımı eğer söz gelimi e, ağız temizliği açısından eş değer, fayda ve zarar olarak aynıysa, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz musvak kullandığı için biz musvayı onun sünneti olarak kullanırız. Fakat bugün biliyoruz ki musvak kullanmak fırça kullanmaya göre daha sağlıklıdır, daha yerindedir. Ama burada da mesela ya Mısvak kullanmak sevap. Senin mısvağını ver ben kullanayım. Benimkini al sen kullan diye bir uygulama sünnet olarak yapılabilecek bir uygulama değildir. Binaenaleyh Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetini de sünnete uygun bir şekilde uygulamak lazım. Hacamat olsun, başka tür efendim Hazreti Peygamber Efendimizin tedavileri olsun uzmanına kişi danışmalı onun bünyesini onun efendim vücudunu tahlil etmeli. Sana Hazreti Peygamber Efendimizin bu tavsiyesi uygundur dedikten sonra onu artı sünnet olarak yapar ve sünnet sevabı da kazadır inşallah.